Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğumuz bu güzel berimizi öreceğiz. Berimizi örmek için alt kısımdan başladık, zincir çekerek lastik örgülerimizi ördük yeterli uzunluğa kadar. Sonrasında ise modelimizi uygulayarak da istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam ettik. Evet, e, tepesine de hazır peluş bir tane pompon kullandım. Her yaş grubu için örebileceğimiz şapkamızı e, daha büyük yaşlar için alt lastik kısmını daha fazla örelim. İlk zincir çektiğimiz zaman büyük zincirimizi çekerek başlayalım. Baş ölçüsü çok önemli. Hem yüksekliği hem de genişliği. Şimdi ölçüleri kısa bir şekilde hatırlatalım. Bu ölçüler üzerine yaş gruplarımıza göre dağılımımızı ayarlayalım. Yeni doğan için 33-36 cm arasında zincirimizi çekelim. Kapatalım. 12 14 santim yüksekliğine yani Şuradaki tepe yüksekliği 12 ile 14 santim olana kadar örmeye devam edelim. Diğer ölçülerimiz 0 3, 6 ay arası ölçülerimiz 36- 43 santim zincirimiz ya da çocuklarımızın zincir çektikten sonra baş ölçüsünü alarak örmeye devam edebiliriz. 0 6, 12 ay için 41-46 santim ve yükseklik 18 santim. 1-3 yaş için 46-48. Bakın hepsinin arasında birkaç santim bir şey fark etmekte. Yani çok büyük ölçüler oynamamakta. Yetişkin kadın ve yetişkin erkekler için de 54-57 santim. Bayanların baş ölçüleri 28 cm ise yükseklik olarak ayarlamamız gerekmekte. Yetişkin erkekler için ise 58'de 61 santime kadar başlangıç zincirimizi büyüterek başlayabiliriz ve 28 santimde yükseklik olarak değişmekte. Evet bir de örgümüzü öreceğimiz ipimizin sünüp sünmeyeceği ya da nasıl kalın ya da ince oluşu bu santimlerimizde çok önemli. Evet şu şekilde kıvırarak kullanabiliriz şapkamızı. Bu kadar açıklamalarımızı yaptıktan sonra hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Şapkamızı örmek için etrofil marka ipimi kullanıyorum. Anti peeling özelliği olan ipim 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. %100 akrilik. Renk numarasına baktığımızda 80.070 numaralı renge sahip gayet güzel bir renk ve e, ip bebek örgülerinde kullanabileceğimiz ve orta kalınlıkta çok ince değil kalın da değil orta olan bir ip ve bu ipimizi örmek için 3 mm tığımı kullanıyorum. Bakınız buradaki 5'e bakmıyoruz. Şuradaki 3 milimetrelik bölüm bizim tığ numaramızı göstermekte. Evet zincirimizi çekerek hemen şapkamıza başlayalım. 90 tane zincirimizi çekerek şapkamızı örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90 olunca görüşelim. 90 tane zincirimi çektim. Masamın üzerine bıraktım. Ve ölçüsüne şu an bakmak istiyorum. Bakınız şu şekilde bir elimi her ikisine tutuyorum. İkisinin üzerine basarak 45 santim olduğunu görün. Bakınız 44 ama şuradaki kıvrımları düzelttiğimiz zaman 45 santim şapkamızın zincir ölçüsü. Şimdi şu şekilde düzeltelim. Bakınız düzgünce kıvrım kıvrım olmasın. Ve son 90. zincirle birinci zincirimizi birleştirelim. İpimi arkaya alıyorum ve başlıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektim hemen ilk zincir içerisine girerek bir tane trabzanım örüyorum diğer zincirimi yine ikili trabzanım örüyorum tığımın başını bir defa doluyorum batıyorum. ve bu şekilde trabzanlarımızı örerek başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim bütün zincirlerimizin üzerine trabzanlarımızı örerek sıramızı tamamladık ve başlangıç noktamızın olduğu yere geldim. Bakın zincirimizin hemen dibine de bir tane trabzanımı ördüm. Burada açıklık kalmasını istemedim. Buraya da dikkat edelim. Hani açıklık olmasın hemen zincirimin 1, 2, 3, 3 öncüsüne gelerek batıyorum ve ilmeğimi şu şekilde aktarıyorum. Ve 3 zincir çekerek lastik örgümü başlatıyorum. 3 zincirimi çektim tığımın başını bir defa doladım hemen yandan giriyorum bir tane trabzanım örüyorum bir diğerini ardından alıyorum şapkamızın lastiğini bu şekilde örmeye başlıyoruz bir yandan bir ardından bütün ilmeklerimizi örelim yandan alıyorum diğerini ardından girerek örüyorum yandan örüyorum bir diğerini ardından örüyorum ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna kadar geldim. Bakınız, başlangıç noktasındayız ve zincirimi çektiğim yere geliyorum. Şöyle arasından giriyorum. Bakınız, her iki trabzan arasından geçişimi yapıyorum ve başlıyorum. 1 2 üç. 3 tane zincirimi çektim. Yine bakınız, kabartılı gördüğüm trabzanlarımı yandan diğerlerini ardından sıradakine bir diğerini. Yandan lastik örgümüzü dışa kabartılanlarını yandan alarak içtekilerini ardından alarak örelim. Ve e, istediğimiz ölçü gelene kadar lastik örgüsü örerek sıralarımızı tamamlayalım. Ve kaç sırada e, örmek istiyorsak yani istediğimiz kalınlık olana kadar örmeye devam edelim. Lastiğimizi yeteri kadar ördüm. E, benim için bu ölçü yeterli. Tam 6 sıra ördüm. Sayalım bakınız sıralarımızı. 1 2, 3, 4, 5 ve en sondaki sıramızla birlikte 6. Şöyle santim olarak bakalım kalınlığından kaç santim olduğuna. Şöyle tutuyorum. 5 santim. Tam 5 santim lastiğimizin uzunluğu. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayabiliriz. Trabzanlarımızı ördükten sonra lastiğimizi bakınız tamamlamıştım. En son trabzanı ördükten sonra zincir çekerek yaptığım trabzanımın hemen arasına giriyorum şu şekilde. Şuradan giriyorum. Çekerek kapatıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki trabzana yandan giriyorum ve başlıyorum ikişer ikişer örmeye. 1 2 3 Ve yine bir, iki defa başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. İki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanımın olduğu noktaya geliyorum ve batıyorum. Ve ikişer ikişer örüyorum. Tekrar iki defa tığımı başını doluyorum. Aynı yere beş defa batıyorum. Bu şekilde trabzanımı örüyorum. İki defa tığımızın başını tekrar dolayalım. Aynı yuvanın içerisine girerek ikişer ikişer alıyorum. Toplamda 5 defa olana kadar bu şekilde örüyoruz. Dördüncüyü ördüm. Beşinci için tığımın tekrar başını doluyorum. Aynı yuvanın içerisine girerek 3 defa örüyorum. Evet yapmış olduğumuz işlemimize bakalım. 5 zincirimizi çektik. 2 defa tığımın başını doladım. Hemen yanındaki trabzana Yandan girerek kabartılı bir şekilde trabzanımı ördüm. 1 2 atladım. 3.'üye girerek 5 tane trabzanımı ördüm. Şimdi 1 2 atlıyorum. 3.'üye tekrar gelerek sık iğne olarak batıyorum. Ve yine 2 defa başında oluyorum ve sayıyorum. 1 2 3.'üye batıyorum ve 5 defa aynı şekilde trabzanım örüyorum. Şuradaki örmüş olduğum trabzan grubumuzdan bir adet de buraya örüyoruz. 2 defa başını doluyorum. İkişer ikişer çekiyorum. 1 2 veriyorum. 1 2 3 4 oldu. 5. trabzanımızı da ördüm. İki tane beş trabzanımız ve arasında bir tane sık iğnemiz var. Başlangıçta da iki tane trabzanımız bakınız. Şimdi beş trabzanımızı ördükten sonra iki defa yine tığımın başını doluyorum. Bir, iki atlıyorum. Üçüncü trabzanıma yandan giriyorum ve başlıyorum. Bir, iki, üç. Üç defa alıyorum. Bakınız şu kenardaki gibi iki tane trabzan arasına beşerli gruplarımızı alıyorum bir tane zincir çekiyorum tığımın iki defa başını doluyorum hemen yanındaki içte kalan trabzanımı yandan alarak örüyorum 1 2 3 Evet modelimizi bu şekilde kurduk bakınız bu tam bir modelimizi oluşturmakta iki tane beşli trabzan gruplarımız sırt sırta aralarında da ya yani kenarlarında da her ikisinin ikişer trabzanımız bulunmakta bakınız şimdi Araya zincir çekmiyorum. Sadece zincir bu sıramızda iki trabzanımızın arasında olacak. İki defa tığımın başını doluyorum. Ve örmeye devam ediyorum. Bir, iki, üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Aynı yere beş defa trabzanımı örüyorum. Tıpkı şurada kurmuş olduğum düzeneğimizi buraya da yerleştiriyoruz ikinciyi örmüştüm iki defa doluyorum aynı yere girerek tekrar ikişer ikişer alıyorum toplamda 5 trabzanımı ördüm ve saymaya başlıyorum 1 2 3. direkt sık iğne olarak batıyorum tığımın başını iki defa doluyorum ve sayıyorum 1 2 3 üçüncünün içerisine girip 5 defa trabzanımı örüyorum. Üç tane oldu. Dört ve beşinci trabzanımı da örüyorum. 5 trabzanımı ördüm. Şöyle görelim. Bakınız yaptığımız işlemlerimizi. Ve şimdi hemen başına yine iki defa doluyorum şurada yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını yapıyoruz Bakınız şu kısmı İki defa doladığım tığıma bir iki üç üçüncüye yandan giriyorum trabzanımı bir tane zincir çekiyorum trabzanımdan sonra ikinci trabzanımı örmek için yine iki defa başını doluyorum hiç atlamıyorum hemen yandaki trabzana yine yandan girerek dışa doğru kabartıyorum ve trabzanlarımı örüyorum Bakınız iki trabzan aralarında beşer trabzan. Şimdi tekrar iki defa başını dolayalım. Bir, iki, üç, beş trabzanımızı örelim. İki defa çekelim. Üçüncü trabzanım ördüm. Dördüncü trabzanımı da tamamladım. Son trabzanımı örüyorum. ve sayıyorum örmediğimden saymaya başlıyorum 1 2 3 direk batıyorum ve sık iğnemi örüyorum sık iğnemi batar batmaz iki defa başını doluyorum örmediğim trabzan üzerinden tekrar başlıyorum 1 2 3 5 trabzanımı buraya yerleştiriyorum 4 ve 5 5 trabzanımızı buraya yerleştirdik bakınız iki trabzanımızı yerleştirdik yan yana beşerli gruplarımızı şimdi iki defa başını doluyorum ve sayıyorum 1 2 3 3. trabzanımı yandan giriyorum ve bir tane trabzan örüyorum araya bir zincir çekiyorum iki defa tığımın başını doluyorum hemen yanındaki trabzanı da yandan alıyorum ve örüyorum Evet bu şekilde modelimizi lastiğimiz bitene kadar kurarak tamamlayalım. 2 tane trabzanımızı örerek modelimize başlamıştık. 2 trabzanımızdan sonra beşerli gruplarımızı yan yana ördük. Arkasından yine 2 trabzanımız. 5'li 2 tane trabzan grubumuz. 2 tane bakınız trabzanımız yan yana. Şu şekilde gruplarımızı kontrolümüzü edelim o şekilde başlayalım bakın şuradaki 5 trabzan grubumuzdan fazla yerleştirebiliriz bazen yanlışlıkla hatamızı hemen bu sırada düzeltirsek diğer sıraya geçmeden düzgün bir şekilde yol almış oluruz bakınız en son 5 tane trabzanımı ördüm şimdi ikinci sıraya başlamak için hazırım 1 2 3 4 5 bakınız hemen tığıma takıyorum Buradaki iki tane trabzanlı olan bölümümden başlıyorum. En üst noktaya gelerek tığımı batırıyorum. Bir tane zincirimi buradaki trabzan üzerine örüyorum. Bir tane de ara için zincirimi örüyorum. Hemen yandan şu şekilde girerek kabartıyorum. Ve bir tane zincir daha ilave ediyorum. Bakınız bir tane zincir buradaki trabzanım için çekmiştim. Arada bir zincir çekmiştik. Onun içinde bir zincir ördüm. Sonra trabzanımı yandan girerek battım ve şimdi devam ediyorum. Bir zincir çektim, bir tane trabzan atladım. Bakınız atlıyorum. Diğer dört trabzanımı örüyorum. Birinci trabzanımı atlıyorum ve üzerine bir zincir çektim. Bakınız. Sonrasında arkasından bakın birinci trabzan örmüyorum. İkinci trabzanımın arkasından giriyorum. Bir tane sık iğne. İkinci trabzanımın arkasından giriyorum. 3. trabzanımı aynı şekilde örüyorum, 4. trabzanımın da ardından örüyorum ve araya geliyorum bakınız. Sık iğne batmış olduğum noktaya geldiğim zaman ise 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen buradan başlıyorum. Şuradaki ilk trabzanımın ardından giriyorum ve bir tane sık iğne ile kapatıyorum. Arada 3 tane tra zincirimiz oldu bakınız. Ve devam ediyorum. birinci trabzanımı ördüm. İkinci trabzanımın ardından sık iğnemi, üçüncü trabzanımın ardından ve dördüncü trabzanımın ardından sık iğnemi ördüm. Bakınız iki tane yan yana ördüğüm trabzanlarımın olduğu yere yaklaştım ve beşli grubumuzun beşinci trabzanı kaldı. Şimdi bu beşli grubumuzun buradaki trabzanı örmüyorum. Onun yerine bir tane zincirimi çekiyorum. İki tane yan yana olan trabzanımı yandan girerek kabartıyorum. Beşileri arkadan örmüştük. Buradaki trabzanlarımı ise ardından girerek örüyorum ve bakınız 5. örmemiştim. Bir zincir çektim. Bir sonraki modelimiz için buraya yuvalar hazırlıyoruz. İki trabzanımızın arasında bir zincir vardı. Hemen zincirimi ilave ediyorum. Tekrar düz trabzanımı yandan giriyorum. Evet, iki tane trabzanımızı bu şekilde ördüm. Bakınız, her iki trabzanımızı ördük. Her iki trabzanımızı şuradaki gruplarımızı yani dıştan yandan girerek örüyoruz. Beşerli gruplarımızı ise dörderini örüyoruz. Şuradaki trabzanımıza en yakın olan son trabzanımız kalıyor. Burada da ilk trabzanımız, ilk trabzanımıza son trabzanımız örmüyoruz. Üzerlerine birer tane zincirle şuradaki modelimizi kurmak için yerimizi hazırlıyoruz. Bakınız ilki için ilk trabzanımı örmedim. Bir zincir çektim. Son trabzanımın da üzerine bir zincir çekerek yuvamı hazırladım. Ve devam ediyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Beşerli gruplarımın ilkini örmüyorum. Bir zincir çektim. Hemen birinciyi atlıyorum. İkincinin ardından girerek bir tane sık iğne diğerini örüyorum. 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemi ördüm 1 2 3 zincirimi çektim ve başlıyorum diğer 5'li grubumuzun 4'ünü örmeye ilkinden başlıyorum 1 2 3 ve 4 5. örmüyorum bir tane zincir çekiyorum aradaki iki tane trabzanımı yandan alarak dışa doğru kabartıyorum ortaya bir zincir çekiyorum ve tekrar diğer trabzanımı yandan giriyorum dışa kabartılı bir şekilde örüyorum bakınız burada da birinci trabzanla son trabzanımızı örmedik birer zincirle yuvamızı hazırladık şimdi şu şekilde kapadım bir zincirimi çekiyorum birinciyi örmüyorum ikinciden başlıyorum ve biraz önceki yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar ederek sıra başına kadar örüyoruz sıramızın başına kadar sık iğnelerimizi örerek geldim. 2 tane olan trabzanlarımızı yandan alarak dışa kabarttık. 5 tane trabzanımızın dördünün ardından girerek sık iğnelerimizi ördük ve öne doğru bu kirpik gibi görüntümüzü oluşturduk. Şuradaki iki olan trabzanları lütfen yandan girmeyi unutmayalım ve birer zincirlerimizi burada örelim. Bir tane trabzan öncesi bir tane tam arasına bir tane de trabzan sonrası tam üç tane zincirimiz var bakınız şu şekilde buradaki zincirimiz iki trabzan arası zaten hep devam edecek olan zincirimiz Diğeri ise sadece sık iğne de uygulayacağımız e, zincirimiz. Evet şimdi modelimizi yeniden kurmaya başlıyoruz. İki tane trabzanımızdan başlıyoruz. Yandan girerek kabartıyorum. Bakınız bir tane zincirimi çektim. Yandan girerek kabartıyorum. Şuradan bir zincir çekerek başlamıştım ikinci trabzandan. Bakınız bu noktaya bir zincirimi çektikten sonra giriyorum ve başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Bakınız bir tane zincir çekerek hazırlamış olduğumuz ilk trabzan üzerindeki yuvaya giriyorum. 5 tane trabzanımı örüyorum. 2 defa başını doluyorum. 3 defa da örüyorum 2 ve 3 tekrar 2 defa başını doluyorum yuvamızın içerisine girerek 5 olana kadar örelim 4 oldu 2 defa başını doluyorum 5 tane trabzanımız oldu şu yandaki görmüş olduğumuz dışa kabartılı olan bölümümüz için yapmış olduğumuz çalışmamız Evet şimdi tam ortadaki 3 zincirin içerisine girerek batıyorum. Hiç zincir çekmedim bakınız direkt battım. Yine zincir çekmeden iki defa başını doluyorum. Bakın trabzanımızın son trabzanımızın üzerine bir minik yuva hazırlamıştık. Bir zincir çekerek hemen giriyorum bu noktaya. 5 trabzanımızı bu noktaya örmeye başlıyorum. iki defa başını doluyorum ve örüyorum bakınız dört oldu beşinciyi örüyorum şu şekilde bakınız trabzanlarımızı yerleştirdim şimdi taban başını tekrar iki defa doluyorum şuradan sık iğne olarak yapmış olduğum yerden yandan girdiğim yerden batarak İkişer ikişer alıyorum dışa kabarttım bakınız araya bir zincir çekiyorum iki defa başını doluyorum tekrar şu görmüş olduğumuz yerden giriyorum yine yandan dışa kabartıyorum ve bakınız bu şekilde dışa kabartılarımız ilerledikçe daha belirgin hale gelecek Yine iki defa zincir çekmiyoruz. Bakın sadece iki trabzan aramızda zincir var. Bu trabzanları ördüğümüz bölümümüzde hemen yuvaya giriyorum. Bakınız buradaki yuvama. Ve beş tane trabzanımı örüyorum. Hepsini de ikişer doluyorum. Trabzanları ördüğüm sırada. Dört. 5. örüyorum. 5 trabzanımı ördüm. Hemen aradaki 3 zincirin olduğu yere gelerek batıyorum ve kapatıyorum. Tekrar 2 defa başında oluyorum. Buradaki bakınız kabartıların hemen yanındaki son trabzanı örmeyip bir zincir çekmiştim. Buraya girerek 5 trabzanımı örüyorum. 3. örüyorum. 4 ve beşinci trabzanı örüyorum. 5 tane trabzanımızı ördükten sonra yine araya zincir çekmeden iki defa başını doluyorum. Yandan kabartarak trabzanın bakın üstündeki bölüme giriyorum. Alıyorum ikişer defa doladığım tığımı üç defa da çıkıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. İki defa doluyorum. Yine giriyorum. Evet bu şekilde şu yuvamızın içerisine 5 trabzan araya batıyoruz. 5 trabzan da 2 tane trabzanımızı yandan girerek kabartıyoruz ve biraz büyütüyoruz. Şimdi arka sırayı tekrar yapalım. Daha sonrasında istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim. Ama önce arka sıradaki sık iğneleri bölümü bir daha çalışalım. Trabzan sıramızı örerek ikinci modelimizde kurduk. Bakınız ikinci sıra modelimiz hazır. Şimdi şuradaki dışa kabartılı bölümleri gördüğümüz sıkı iğne sırasını örmeye başlayacağız. Ama öncesinde kaç tane model kurduğumuzda şöyle bir bakalım. Bakınız şöyle gördüğümüz zaman hemen ilmeğimizden bakınız ilmeğimizi işaret olarak bırakıyoruz. Tam şöyle 1 2 3 4 5, 6 ve 7 bakınız. Tam 7 tane modelimizi kurduk. Şimdi sık iğne olan sıramızı örmeye başlayalım. Sık iğne olan sıramıza geçeceğimiz zaman yine iki defa tığımın başını doluyorum. Yandan kabartı olarak örmeye başlıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Diğer trabzanıma şöyle ardından giriyorum. Ve bir tane zincirimi çekiyorum başlıyorum bakınız ilk trabzanımı atlıyorum ikinci trabzanımın ardından girerek sık iğne şeklinde örmeye başlıyorum birinci trabzanımı örmüyorum kalan trabzanlarımın dördünü örüyorum araya üç tane zincir tekrar en alt trabzanın ardından giriyorum dördünü örüyorum 3 ve 4 5. yerine bir tane zincir çekiyorum ve yandan trabzanımı örüyorum ve bir tane yani trabzanımı yandan gelerek sık iğnesini örüyorum bir zincir çekiyorum diğer trabzanımı yandan girerek yine sık iğnesini örüyorum tekrar bir zincir çekerek ilk trabzanı atlıyorum ikinci trabzan ardından girerek başlıyorum ve şu şekilde bakınız araya da 3 zincirimi yerleştirerek örüyorum modelimizi bir trabzan sırası bir sık iğne sırası bir trabzan sık iğne sırası olarak istediğim ölçü gelene kadar ilerletiyorum Şapkamı istediğim ölçü gelene kadar örmeye devam ettim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve en son 9. sıramı örmekteyim. 9. sıramı e, trabzan kısmını ördükten sonra sık iğne kısmında artık tepe noktasından kapatmaya başlayalım ve e, yukarıyı toparlayalım. Çünkü şapkamızın büyüklüğü, uzunluğu yeterli ölçüye geldi. Şöyle bakacak olursak bakınız. Gayet e, ideal ölçüde hemen bakınız tepe noktasından itibaren bakıyorum 23 santim. Şimdi e, kapatma işlemimizi birlikte yapalım. Kesme işlemimize başlayalım. İkinci kabartımızın olduğu yerden bir iki tane zincirimi çekiyorum. Bir sonraki bakınız ilk trabzanıma giriyorum. Bir defa örüyorum. Bir sonraki trabzanımın üzerine geliyorum. Bir defa örüyorum. İkisini aynı anda çekiyorum. Tekrar bir defa örüyorum. ikinci kez çekmiyorum. Bir sonrakine giriyorum. Bir defa örüyorum. Her ikisini. Bakınız üç tane ilmeğimiz var. İki tane yarım örülmedik trabzanımız var. Her ikisini aynı anda kapatıyorum. Tekrar 1 bir. bir sonraki tam ortaya batıyorum. İki ikisini aynı anda kapatıyorum. 1 ve sırası ile bir aynı anda kapatıyorum bir örüyorum ikinciyi örüyorum birer defa örüyorum ikinciyi aynı anda çekiyorum örmediğim trabzanlarım üzerine batıyorum bir diğerine batıyorum bir ikisini aynı anda çekiyorum ve bu şekilde bütün sıramızı tamamlayalım Evet birinci sıramızı ikişer ikişer alarak ördük ve bakınız yarıya indirdik şimdi başlangıç noktamızın hemen yanındayız zincirimi çektiğim yere şu şekilde giriyorum şöyle arkasından ve kapatıyorum ve bir iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bir bakınız bu kez almıyorum tığımın başını doluyorum şu şekilde iki ikisini aynı anda çekiyorum bir sonrakine batıyorum bir başını doluyorum diğerine batıyorum iki tek sefer çekiyorum bir başını doluyorum iki tek seferde çekiyorum yine Azaltma işlemini yapıyoruz. Battığımız yere batmıyorum. Bir sonraki yere geçiyorum. Bir. Diğerine batıyorum. iki, Kapatıyorum. İleriye geçiyorum. Tekrar başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Bu kez örmeden. Bakınız sadece başını doluyoruz. Tek seferde iki tane alıp kapatıyoruz. Başlangıç noktamıza kadar geldik. Artık tamamen bu işlemimizi yapıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Bir tane daha ileriye geçiyorum. ikisini aynı anda çekiyorum. Bir sonraki yere geçiyorum. Bir sonraki yere her ikisini aynı anda ve bu şekilde dolanarak bitirelim. Zaten çok az kaldığı için sadece bu işlemimizi yapmamız yeterli olacaktır. Yalnız her seferinde ikişer defa alalım ki kesme işlemimizi yapmış olalım. 2 kapatıyorum. Bakınız tepe noktam iyice küçülmekte. döne döne örelim. Başını doluyorum. İkisini aynı anda kapatıyorum. Bakın iyice tepe noktamız küçüldü. Çeviriyorum. Alma yerlerimiz de gayet belirli. Bakınız şuradaki hemen boşluklara girmekteyiz. Bir sonraki boşluk. Evet. Şöyle görelim. Buradaki boşluğu da birkaç kere daha aldığımız zaman kapanacaktır. Kapatıyorum. aldım. Şimdi şöyle görelim. Bakınız çok az kaldı. Bir. Bir daha dönüyorum. Kapatıyorum ve şöyle görmek istiyorum. Şöyle elimizle düzeltip bakalım. Bakınız tam tepe noktamız sıfır derecesinde neredeyse kapandı. Hemen burada karşıdaki bölüme geçiyorum. Üzerinden ve örüyorum. Diğer tarafa da geçerek örüyorum. Yana da geçerek tepe noktasını sıfır derecesinde kapatalım bir zincir çektim ve makasımla kesiyorum İpimizi sıkıştırıyorum ve iç noktadan şöyle tığımı arkadan geçiriyorum hemen ipimi içeriye gizliyorum. Bakınız tepe noktamızı bu şekilde kapadık. Gayet güzel bir tepe çalışması oldu. Şapkamızın kendisi de çok hoş oldu. Dilerseniz kendi ipinden, dilerseniz hazır peluş pompomlardan bir tane takarak kullanabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, beremizi örerek tamamladım. Lastiğini şu şekilde kavrarak ya da dilerseniz açarak kullanabilirsiniz. Tamamen zevkimize göre kullanımı ayarlayabiliriz. Kulaklarımızı kapamak istediğimizde şu şekilde açarak daha rahat kullanım için ise bu şekilde kıvırarak şapkamızı kullanabiliriz. Evet bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldim. Umarım çalışmamı beğenmişsinizdir ve yeni çalışmalarda tekrar görüşürüz. Evet şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.